Değerli izleyenler, şimdi ise ekranlarınıza Van'dan derlediğimiz haber turunu getiriyoruz. İpek yolunda yerel yönetimlerde katılımcılığı sağlamak ve ortak akıl çerçevesinde vatandaşların taleplerine doğru ve hızlı çözüm oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Halk Günü toplantıları devam ediyor. Vatandaşların İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile yüz yüze görüşerek belediye hizmetleri konusunda istek ve önerilerini ilettikleri toplantı, İpek Yolu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Van'ın Muradiye ilçesinde seyir halindeki tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meyve bahçesine girdi. Kaza, ilçeye bağlı Ünseli Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Kazmaca yönetimindeki tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle bir evin bahçesine girdi. Kazanın bildirilmesiyle Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Tır şoförü İbrahim Kazmacı kazada yara almazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Son yılların en ağır kış mevsimlerinden birini yaşayan Van'da karla mücadele, don ve buzlama çalışmalarından dolayı yollarda ve kaldırımlarda oluşan tahribatlar onarılıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet, 2 Nisan, Şabaniye, Hıdırellez, Şerefiye ve Sıhke caddeleriyle Erciş ilçesi Eski Van Yolu ve Kümbet Yolu'nda mevsimsel etkenlerden dolayı zarar gören yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması başlattı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez himayelerinde gerçekleştirilen Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri programı sürüyor. Son derece verimli geçen seminer, karşılıklı görüş alışveriş ve soru cevap bölümüyle sona erdi. Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdülhekim Karabıyık, teşkilat mensuplarıyla birlikte 1-7 Mart'ta kutlanan Muhasebe ve Mali Müşavirler Haftası münasebetiyle Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri İpek Yolu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek kades, hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirme yaparak el broşürü dağıttı.